Hadi bakalım. Kolları sıvadım. Kalemi kağıda aldım. Yapıyoruz matematiği. Buyurun. Şimdi 45'lerde bugün itibariyle henüz Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı yapılmamış ve faiz artırılmamış iken 45'lerde teklif edilen daha büyük paralara belki biraz daha fazla teklif edilen mevduat oranı var. Doğru mu? Doğru ama bir parantez açarak söyleyeyim ona. Bu 45 ve üstü oranlar kur korumalı mevduattan dönenlere verilen oranlar. Yani normal şeyler, normal mevduatlar biraz daha düşük. 35-40'larda seyrediyor. Kur korumalı mevduattan dönen, yani insanları kur korumalı mevduattan normal TL'ye döndürmek için bu 45 ve bir miktar üstü faizler var. Kur korumalıdan değil sadece yani mevduatı kur korumalı yapmazsan normal mevduat var 45 ediyorum. Peki, yani geçen hafta benim duyduğum kur korumalı mevduattan dönenlereydi. Bugün şeye de gelmiş olabilir. Normal mevduata da gelmiş olabilir. Kur korumalı mevduattan dönen dediğin döviz haliyle olandan mı diyorsun? Hayır yahu, TL'yi kur korumalı mevduat olarak bağlamışsın. Tam canlı örneğini de vereyim. Benim de param yarın kur korumalı mevduattan dönecek. TL olarak bağladığım bir param var orada. Yani ana paramı alacağım, faizimi alacağım ve bir miktar kur farkı çıkacak herhalde. Onu alacağım. Banka büyük ihtimalle bana diyecek ki abi şimdi bunu kur korumalı mevduatı yapmayalım. Bunu bildiğimiz klasik o babadan kalma mevduat yapalım. İşte onun oranı 45. Öbürünün Heh, oranı tamam ona aynı ekmek yerdeyiz. koyuyorum 38. Tamam aynı yerdeyiz. Orada da benim aldığım işte yani bu yayınları yapacağımızı bildiğimiz için birkaç banka arayıp oran sordum. Mesela 25'in üzerine çıkmıyor bazı bankalar. Kur korumalı mevduata para bağlarsan. Ya Doğru. yani orası da maksimumumuz 25 diyor. Sana Şimdi şöyle söyleyeyim. matematik Evet. çünkü Yani 25 iyi oran bu arada. Yani 20'nin altında oranlar bile var bazı bankalarda. Kur korumalılarda. tamam. Şimdi normal mevduata 45'ler, kur korumalı mevduata 25'ler civarında bir faiz alındığını koyduk cebe. Matematiğe devam ediyoruz. Matematiğin içerisine birazcık politika katacağım şimdi. Sonuç itibariyle burada 5-6 ay sonra şey yapılacak. Yerel seçim yapılacak. Doğru. Ve dolayısıyla yerel seçimlere çok yükselmiş bir kurla gitmek halihazırda var olan ve gücü görece elinde bulunduran hükümete sıcak gelmeyecektir. Şu durumda bir alternatif ürün gelişmesi lazım. Ürün gamı gelişmesi lazım hatta dövize karşısında. İşte bunun faiz hassasiyeti olan insanlar var. Dolayısıyla faiz almak istemeyenler var. Burada gayrimenkul sertifikalarından belki bahsedeceğiz. Belki borsada katılım fonlarından bahsedeceğiz vesaire vesaire. Dolayısıyla bu matematiğin içerisinde sen mevduatın ne derece yer tutabileceğini ve hangi oranın bankalar tarafından verilirse cazip olabileceğini düşünüyorsun. Yani şunu sormaya çalışıyorum. İzleyicilerimiz, soru soranlar diyorlar ki aslında ya arkadaş bu beklenen enflasyon üzerinden gerçekleşiyor ya bu hikaye. Ama biz Doğru. aslında gerçekleştiğimiz enflasyonu düşündüğümüz için beklenen enflasyonu unuttuk bir kenara koyduk. Zaten beklenen enflasyonu beklemek falan da istemiyoruz. Dolayısıyla bana öyle bir şey söyle ki gelinen bu mevduat faizi koşullarında ve kur korumalı faiz koşullarında döviz almaya gitme önünde set olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi tüm bu matematiğin dışında daha sosyal bir şey söylemem. Bir beklenti yönetimine ilişkin bir şey söylemem lazım. O da şu. Faizden bağımsız, faiz oranından bağımsız insanların kurun daha fazla sert bir şekilde yukarı gitmeyeceğine ilişkin beklentilerinin güçlenmesi lazım. Bunu sağlarsan faiz zaten ikinci plana kalacak. Çünkü insanlarda yine şöyle bir düşünce var. Bunu düşünen diyemem. Yine kur baskı altında tutuluyor. Bir yer gelecek bir gerekçeyle o. Zamanı ve yöntemi tartışmalı.
belirsiz daha doğrusu ve kur yukarı gidecek. Dolayısıyla hep böyle oluyor ya böyle, hatta şu anda daha kontrollü bu iş. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Seçimlere giderken de böyle oldu. Hatırlarsan şey ne derler ona? 20 lira olmasın diye. Beklendi, beklendi, beklendi. Sonra kur bir yukarı gitti. Bir plato yukarı geldi. Sonra orada yataylaştı. Sonra bir daha gitti. Şimdi bu gidişler de %5'ler, 6'lardan falan olunca, söz konusu olunca, insanlar ister istemez hala döviz tarafında kalmaya ne derler? Devam ediyor. Devam ediyor. Çünkü bu bekliyor. Devam ediyor. Ama şunu unutmamak lazım ki şimdi 45 dediğin faiz yaklaşık olarak söylüyorum aylık neredeyse %4'lere geliyor. Hadi bir miktar şey de var onun. Ne derler? Stopajı olacak normal TL mevduatı olduğu için. 45'in üstünden %5 düşürecek. 42 de işte herhalde 3,5'lara falan geliyor. Şimdi bakıldığında aylık 3,5 gibi bir getiri fena bir getiri değil. Ama şöyle bir sorun var. 30 lira olmuş bir, yani yuvarlayarak söyleyeyim. 30 lira olmuş bir dolar kurunda %4 dediğin şey 1 lira 20 kuruş. Yani bugün 31.20 olduğunda ve 31.20 geçtiğinde dolayısıyla senin TL'de kalma hiçbir cazibesi yok. Bir daha söylüyorum. Bir, önemli olan burada kurun yükselmeyeceğine ilişkin insanların beklentisini ama piyasa koşulları çerçevesinde güçlendirmemiz lazım. Ben çevremde görüyorum bir miktar kur korumalı mevduattan çıkış var. Ama bu çıkışın önemli bir kısmı en azından bugün 20 Eylül itibariyle söylüyorum. Bu çıkan paranın bir kısmı tekrar DTH'a gidiyor. Yani insanlar paralarını alıyorlar bankadan, gidiyorlar bankadan ya da döviz bürosundan döviz alıyorlar. Sonra götürüp bankadaki döviz tevdiat hesabına koyuyor. Ya vatandaşın bir döviz talebi var. İşte bir kısmı altın alıyor, küçük bir kısmı borsaya geliyor, bir kısmı TL'ye dönüyor. Yani senin o demin anlattığın 45 faizlere dönen insanlar var. Bu arada hani izleyenlerde de bir yanlış anlaşılma olmasın. Bankaya göre değişiyor, paranın büyüklüğüne göre değişiyor ama 45'ler var artık yani, yok değil. Onun için buradaki denge, şimdi demin nefis bir yere geldin aslında. Şimdi deniyor ki, denir ki yani. Kardeşim, bir kere şunun adını koymamız lazım. Senin de az önce anlattığın bu 45 faiz bugün var. Yani 32 güne var, 35 güne var. Bir yıl sonraya yok. Yani selamünaleyküm ben geldim, en azından ben görmedim. Selamünaleyküm ben geldim, veriyorum size bir yıl vadeli parayı. Ver bana 45'i dedim mi öyle bir oran yok. Bankacı da haklı, vatandaş da haklı. Çünkü yarın şimdi 5-6 puan yükselse bu faiz, dolayısıyla bu mevduat faizleri iyi kötü bir miktar daha yukarı gidecek. Şimdi ama ya olmazsa, yani ben 45 diye parayı bağladım bugün 35 gün. Hadi bir 35 daha bağladım. Sonra faizler durdu ya da bir miktar mevduat faizleri aşağı geldi. Bunu unutmamak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Merkez Bankası, daha doğrusu düzelteyim. Aslında Merkez Bankası da beklensin. OVP'de de önümüzdeki yıl sonu, yani 2024 yıl sonu için enflasyon beklentisi 33. Şimdi 33 beklentinin olduğu yerde 45 faiz fena faiz değil aslında bakarsın. Yani bir reel getiriyi matematik olarak bırakıyor madem matematik konuşuyoruz. Buradaki ikinci sorun da şu. Kimse o 33 enflasyonu tutacağına inanmıyor. Daha büyük sorunu söyleyeyim. Peki kaç olur kardeşim sence? Yani neticede sen bu faiz beklentini nasıl şekillendiriyorsun? Diyorsun ki şu kadar enflasyon olur. Ben de bunun üstüne işte şu kadar reel getiri isterim. Yani örneklere söyleyeyim. Enflasyon 45 olur. Ben de en az 5 puan isterim. 50 faiz isterim. Şimdi maalesef enflasyonu çıpalayamadığın için dolayısıyla faiz de sağlıklı oluşmuyor. Şimdi enteresan şeyler konuşuluyor. Yani ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki bundan sonraki fiyatlamayı, en azından kamuda yönetilen, yönlendirilen fiyatları enflasyon beklentisine göre yapacağız. Yani Türkçesi diyor ki bundan sonra %33 verilecek 2024 yılı için. İşte yapılacak yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, memur maaş artışları falan filan. Aradan 3 gün geçiyor. Ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diyor ki en düşük memur maaşı 22 bin lira, bugün 33 bin liraya gelecek diyor. Şimdi hoppala, 3 gün evvel 33 konuşulurken bugün 22'den 33'e dediğin yer %50.
Şimdi dolayısıyla çıpalayamıyorsun kardeşim enflasyon beklentini. Çıpalayamadığın yerde de vatandaş ister istemez daha yüksek faiz istiyor. Şu da böyle bir durum değil ha. Aman yine başlamayalım bu işlere yani. Efendim işte gördün mü? Bu bir sarmal işte sen faizi arttırıyorsun. Orası daha fazla faiz istiyor falan. Kimse daha fazla faiz istemiyor kardeşim. Herkes en az enflasyon kadar faiz istiyor. Doğrusu da onun üstüne bir miktar reel getiri koyarak istiyor. Ama sorunumuz şu. Ben görmüyorum bu enflasyonun ne olacağını. Yani bundan önceki Hazine Maliye Bakanı'na baksan Türkiye tek haneli faiz şeyle enflasyonla seçime gidiyordu yani. Derken bir ayda gördük tek haneli şeyi ancak enflasyonu. Tamam. Dolayısıyla benim sokaktaki algım şu insanlardan anladığım. Daha kuvvetli bir geçiş kur korumalı mevduattan şeye ne derler TL tarafa ya da döviz talebini kesecek faiz en azından benim çevremde konuştuğum insanlarda %60'lar seviyesinde.